Emekli Koramiral Sayın Kadir Sağlıca bağlantımızı yapıyoruz. Komutanım günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Ne kadar güzel, ne kadar gür, ne kadar güçlü bir sesle karşı karşıyayım. Ne kadar güzel bir görüntü var. Komutanım Allah sağlık versin bu salgın Sağ günlerinde. ol. Keşke Sağ olun. stüdyoda Hepimize. olabilseydik ama mümkün olmadı. Komutanım şimdi birkaç konu var. Üst üste birkaç konu ve zamanda işte bize tanınan zamanda belli miktarda. O yüzden ben sorularımı üst üste sorayım. Siz nereden isterseniz başlayın. Ona göre devam edelim. Bir, Peki. Karadeniz'deki doğalgaz rezervi konusunda fikriniz nedir? Kendi gemilerimiz gittiler, buldular, ettiler. Tabii pek siyasete girmek isteyeceğinizi zannetmiyorum ama bir amiral gözüyle durumu nasıl gördüğünüzü anlamak isterim. İki, bir tatbikat yapılıyor. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Fransa, İtalya vesaire. Türk deniz gücü de, Türk donanması, Türk bahriyesi de önlerine kalkan oluyor. 60 civarında gemiyle Oruç Reis'in bölgesine sokmuyorlar. Bir başka Atina'nın İyon Denizi, biz ona Yanya Denizi diyoruz Balkan Türkleri. Bilmiyorum sizde de var mıdır? Yanya Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarmayı planladıklarını hedefledi. Buna karşı da Cumhurbaşkanı'nın dünkü çıkışları var. Temel olarak durum bu. Sizin yorumlarınıza muhtaç bir durum var. Buyurun. Önce günaydın diyorum Sayın Nebiler, iyi yayınlar tekrar. Karadeniz'den başlayalım. Yani gerçekten siyaset dışı yaklaştığımızda mutlaka ülkeye bir katma değer. Yani orada yıllardır Ecevit'in kara elmasıyla başlayan bir Karadeniz enerji serüveni var Türkiye'nin. Bunun doğalgazla taşlanması çok güzel bir şey. Yani miktar 320'dir, 800'dür, 160'tır. Onlar tartışılır ama İyi ki 1978 yılında Sovyetler Birliği ile kıta sahanlığı, o zamanki adıyla kıta sahanlığıydı, anlaşması, deniz yan sınırı belirlenmişti orta hattan geçecek şekilde. Sonradan 82 yılında bu doktrine dönüştü. Münhasır ekonomik bölgeyi de tanımlayan İkinci Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden sonra o denizin üzerindeki su kütlesinin de değerleri kıyıdaş ülke tarafından paylaşılır dendi. Ve 85-86'da o kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgeye dönüştü. Ardından da parlamentolar onayladı bunu. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Varşova Paktı dağıldıktan sonra da Gürcistan, Romanya, Bulgaristan'la da aynı sınır üzerinden mutabakatlar çok kolaylıkla sağlandı. Yani Karadeniz akpak, kemiksiz bir büftek durumunda. Gerçekten bir barış denizi, o özelliği halen sürdürüyor. Öyle bir denizde gaz çıkması, ileride de bunun artma ihtimali mutlaka ülkeye bir katma değer. Yani onun iç spekülasyonuna girmeyelim. Konuyu ben orada bırakayım. Ayrıntıları zaten şeyde var, yayınlarda hep geçiyor. Var mı burada bir sorunuz? Yok, hayır. Yok, bu gayet güzel yani. Bunun önemli olan yalnız gaz ihracatçısı değil, gaz bir girdidir, enerji modelidir. Ülkenizin biraz ses reverberasyon mu yapıyor? Yok, hayır. Şu an düzeldi galiba. Bunu genç nüfus olarak istihdam sağladığınız ölçüde bu gazı kullanarak reel sektörde ve şeyde bütün hizmet sektöründe katma değerli olarak üretirseniz o zaman gelişirsiniz. Yoksa gaz satarak kalkınmış bir ülke yok. Zengin olursunuz ama kalkınamazsınız deyip orada bırakayım. Gelelim Yunanistan Doğu Akdeniz konusuna. Asıl daha sıcak gündeme orada rastlıyoruz. Şimdi yine bunun da geçmişini çok hızlı geçeyim. Naftex'lerle Türkiye, ben burada arama yapacağım dedi Oruç Reis de. Yunanistan yapamazsın, yapma falan dedi. Ama Türkiye hukuken güçlü. Yine 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklı bir hak var. Yani ve o Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin koşullarını biz üretmedik. Dünya sistemi tartıştı. Şöyle şöyle olan koşullardaki kıtanın şu kadar denizi vardır dedi. Biz o sistem üzerinden gittik. Onlar hayır. Bir Meis Adası bize 2 kilometre uzaklıkta, Yunanistan'a 500 küsür kilometre. Efendim o Meis Adası sayesinde
Mısır'la Meis Adası'nın arasında Yunanistan Mısır paylaşmaya kalktılar. Yine Meis Adası'nda Güney Kıbrıs arasında da Güney Kıbrıs'a Yunanistan paylaşmaya kalktılar. Ortada ilan ettikleri bir şey de yok. Münhasır ekonomik bölge de yok. Bunu bir paçavra Avrupa Birliği'nin işte andan sürecine itibaren Avrupa Birliği beklentisiyle esir aldıkları bir Türk dış diplomasisi ortamından istifadeyle adım adım bu paçavra Sevilla parçacığını kullanmaya çalıştılar. İşte ta ki 2017'ye kadar Türkiye o aşamada artık bölgede bulunan diğer yabancı gemileri bölgeden sürdü. Yani araştırma yapanlara burası dedi benim hak iddia ettiğim alan. Onlar da dediler ki tamam siz bizi buralardan sürüyorsunuz da sizin sınırlarınız nerededir? İşte Türkiye buna istinaden Mart 2018'de Rodos'tan geçen 28 derece boylamına kadar olan bölgede İskenderun'la Rodos arasındaki deniz yetki alanlarımızı tanımladı ve Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Bir ek madde koydu. Dedi ki Rodos'tan sonra da benim daha batıya yani Girit'e, Libya'ya doğru yerlerim var. Ama onu açıklamak için görüşmeler yapıyorum. Onlar sonuçlanınca bildireceğim dedi. İşte Kasım 2019'da bir yıl sonra Libya ile bu deniz yetki alanları yanında sözleşmesi mutabakatı yapıldı. Orada denizden komşu olduğumuz tescillendi. Hem Libya Meclisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylayınca bu iktidarın değil ulusal değerlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde onayladığı bir alan, bir anlaşma haline geldi. O anlaşmayı aldı, koordinata dönüştürdü ve Birleşmiş Milletler'e bildirdi. 6 Aralık 2019'da Türkiye dedi ki herkes merak ediyordu. Buyurun benim sınırlarım, koordinatlarım burasıdır dedi. İşte Yunanistan o günden beri hop oturup hop kalkıyor. Bu işlemlere paralel de doğalgaz sondaj sismik araştırma gemileri filosunu oluşturdu Türkiye. 3 tanesi sondaj gemisi, ikisi de sismik araştırma gemisi bunlar. Şimdi aramaya başladı. Karadeniz'de meyve aldı. Doğu Akdeniz'de de alır almaz önemli değil. Ama gaz bahane. Asıl olay Doğu Akdeniz'in paylaşımı. Çünkü onun içinde bugün gaz vardır. Yarın uranyum çıkar. Öbür gün başka şey çıkar. Üzerindeki balık kütlesi var. Mavi vatan diyoruz. O mavi vatan da Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ve Anadolu'yla bir bütün. Yani orada denizsiz olarak ne Kıbrıs'ı konursunuz ne Anadolu'yu. Kıbrıs olmazsa yine Anadolu'nun işlerine kadar tehdide girersiniz. Ki Kıbrıs bizim 1570'te Venedik'ten aldığımız 65 bin şehide mal olmuş bir hakkımız. Yani orada şimdi Türkiye'yi nasıl yok sayacaklar? 1960 Kıbrıs'ını tanımadılar, işgal ettiler 63-64'te. Sonra da Türkiye 74'te müdahale ederek bugüne kadar barış içinde iki parçalı bir ada var. Şimdi bu sistemi sindiremiyor Yunanistan. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı bizde kaldı. Onlar oruç reise yaptırmayız etmeyiz derken olay gerildi. Ve Türkiye şimdi donanmasında orada buyurun Hodri Meydan dedi Türkiye. Yalnız dedi Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini tutun, Dışişleri Bakanlığı'nın söylemlerini tutun. Burada vebal altındasınız. Eğer bir hırgür çıkarsa bunun vebalini Ege'de de başka yerlerde de her yerde ödersiniz. Yani benim bir gemim, iki uçağım bir şeyler olabilir. Tetiğe ilk basmaya kalkarsanız. Ama bu burada kalmaz. Yani onun vebalini düşünün dedi. En sonunda dün bunu söyledi. Şimdi... Komutanım bu vebal neyi kastediyor? 12 adalar mı? Vallahi hepsi. Mi? Şimdi bakın vebal şöyle bir. Doğu Akdeniz sürtüşmesinden dolayı kayıplarımızın bir öderler. Yani onun tazmini şehitlerimizin, şeylerimizin Allah göstermesin olmasın. Ama onu bir nasıl öderlerinizi bilmiyorum. Artı Lozan'ın koşulları belli. Yani Doğu Ege Adaları'nın Yunanistan'a veriliş koşulları. O zaman Türkiye hop oturup hop kalkıyor. Tamam diyorlar merak etme buradan sana bir tehdit gelmez. Burası askersizleştirilecek. Şu an adım adım askerleştirdi Yunanistan. İkincisi Lozan koşullarında karasuları 3 mildi. Sonra 64'te bu 6 mile çıktı. Şimdi de 12 mil kaşıması var. Tabii 12 mili kaşırsanız 95 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ben bunu harp sebebi sayarım dedi. Kasus belli. Bunu ilan etti. Çünkü neden? Ada bir küçük nokta ama etrafına 3 millik simit koyduğunuzda bir kocaman bir şey oluyor. 6 millik koyduğunuzda çok büyük oluyor. 12 mil koyarsanız Türkiye yok Ege'de. Bunun Lozan koşulları 3 milli adalar. Şimdi dolayısıyla Türkiye
Ne kara suyunuz kalıyor, ne kıta sahanız, ne minösür ekonomi bölgeniz. Hepsi Yunanistan oluyor. Türkiye burada koşullarını koyunca Yunanistan yasayı çıkarttı ama uygulama yetkisini hükümetine verdi. Onlar hükümetleri 95'ten beri bunu uygulayamıyorlar. Türkiye bunu harp sebebi sayarım dedi. Şimdi Doğu Akdeniz'de zor durumdalar. Kaybettiler. Nasıl kaybettiler? Nereden görüyoruz? İşte Avrupa Birliği'ne saldırıyor. İki defa toplandı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları. Türkiye'ye yaptırım arıyorlar. Yaptırım çıkmıyor. Doğal gaz, petrol boru attı dediler Doğu Akdeniz'den. İsmet alalım işte gazı şeye götürelim, Avrupa'ya götürelim. İçinde bir konsorsiyum var. Rumlar, Güney Kıbrıs'tan, İsrail, Mısır falan. Yunanistan da var güya. Yunanistan orada ne arıyor? Yunanistan Doğu Akdeniz'de yok. Belli ki olay gaz falan değil. Yani Akdeniz'e sahip çıkmak anlamında Doğu Akdeniz petrol boru hattı üzerinden sisteme girmeye çalıştı. Yani İtalya bu oyunu gördü. Evvel sene 2018 sürecinde ben bu oyunu sürdüremem. Şeyde yokum dedi. İsmet projesinde olmayacağını ifade etti. Oradan çekildi. Oyun oradan bozulmaya başladı. Onlar adına kurulu oyun. Diğer taraftan doğalgazın maliyetleri düştü. Çıkan gaz yapılacak petrol borusunu 900 kilometreyi karşılamaya yetecek gibi değil. Bir söyleme göre 6 milyar dolar, bir söyleme göre 20 milyar dolarlık şey var. Yatırım maliyeti var. En kısa yol Türkiye üzerinden uzlaşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum tarafı uzlaşacaklar. İki devletli sistem olacak. Ve Türkiye üzerinden getirecekler. Çok küçük bir maliyette gaz paralarına ulaşırlar. Türkiye'nin koyduğu koşul, ben şeyle Kuzey Kıbrıs Rum tarafı ile birlikte sorunu çözsünler, önce o tanınsın, ondan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimini muhatap alırım dedi. Doğu Akdeniz'de de benim sınırım, ben ilan ettim oraya kadar, buradan da bir karış vermem dedi. Şimdi Yunanistan bunu, sesim geliyor mu? Gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Yunanistan bunu Avrupa Birliği'ne götürmeye çalışıyor. Avrupa Birliği de bıktı. Şimdi tekrar Cuma günü toplanacaklar. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Yunanistan'ın kaprisinden sonra. Almanya dönem başkanı hop oturup hop kalkıyor. Uzlaşı aramaya çalışıyor. İşte bir gün Yunanistan'da, dün de bizdeydi Alman Dışişleri Bakanı. Ama çaresiz. Rumlar akılları sıra inat ediyorlar. Avrupa Birliği'nden yaptırımda yaptırım. Türkiye'ye yaptırımda yaptırım. Ne yaptırımı çıkartacak? Adamın elinde silah kalmadı Avrupa Birliği'nin. Bir, Türkiye vizyonunu yok ettiler. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye yapmıyorlar. İki, ufak tefek yardımlar vardı. Bu yasa dışı göçe karşı Türkiye'nin yaptığı masraflar, maliyetler var. Bir 6 milyar dolar veririz falan dediler. 6 milyar euro. Bunun 1,5-2'si falan geldi. Üstünü kestiler. Yine veto eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Üç, öyle bir coğrafyadayız ki Avrupa Birliği bizsiz eksik kalıyor. Yani biz tam üye olmasak da ekonomik boyut olarak baktığınızda Almanya, Fransa ve Türkiye bu coğrafyanın endüstri üstleri. Yani Türkiye öyle bir yerde ki Çin'in bir yol bir kuşak projesi, Rusya ile ortak projeler, Türkiye devletler Orta Asya'da, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de limanlar, şeyler hareket halinde. Yani Türkiye bir yarım Avrupa yapar konumuyla. Politik olarak da yeniden konuşlanıyor dünya. Türkiye daha bir bağımsız, daha bir herkese eşit duruyor. Tamam, NATO ittifakının üyesi ama oradan çıkmadan Rusya ile de Çin'le de Avrupa Birliği'ne iyi ilişkiler içinde onu sürdürmek istiyor samimi olarak. Böyle bir ülkeyi hiç kimse kaybetmek istemiyor. Şimdi Avrupa Birliği ne yaptırım getirecek? Hiçbir şey. Peki biz hakikaten hukuken zor durumda olsak, hak etmediğimiz bir şey istesek yaparlar. Hiç gözümüzün yaşına bakmazlar. Ama hak ettiğimiz bir şeyi istiyoruz. Hukuken olan bir şey istiyoruz. Cumhurbaşkanı ve hükümet de iyi koydu taşı geldiğine. Ben dedi burada dedi hukuken var olan bir şey istiyorum. Zırhını koklatmam dedi. Şimdi Yunanistan bu savaşı kaybetti. Hiç siz bakmayın öbür kanallarda birçok yerde Avrupa kanallarında işte harp çıkacak falan. Kaybettiğini nerede görüyoruz? Dün ne ilan etti Yunanistan? Az önce sizin haberlerinizi izliyordum. İonyan, Yanyan değil mi? Yanyan. Denizinde karasal. Bu ne demek biliyor musunuz? Onun size ben diplomatik yönden tercümesini yapayım. Sayın Yunan halkı diyor Yunan Başbakanı.
Kusura bakmayın, bir maceraya sürüklendik. Benden önceki Yunan hükümetlerinle beraber sürüklendik. Doğu Akdeniz'de hak iddia etmeye kalktık. O küçücük Meis Adası'nı Türklere satmaya kalktık. Kıbrıs, Mısır'ın arasında kıta sahanlığı vardır dedik. Bütün bunlarda biz haksızdık. Türkiye haklı çıktığını son günlerde bütün dünya görüyor. Karşılarında üreteceğimiz bir hukuki tez yok. Bileklerini bükeceğimiz bir ulusal gücümüz de yok. Arkamızda İsrail'i, Amerika'yı, Fransa'yı falan arıyoruz ama onlar da kerhen. İşte bir gemi, iki uçak falan bizim kırmamak için koyuyorlar. Onlar da bizi sömürüyorlar. Girit'te üs alıyorlar, Dedeağaç'ta üs alıyorlar. O yüzden bu lafları söylüyorlar biz onlara verdiğimiz için. Biz bu savaşı kaybettik Doğu Akdeniz'de Türklere. Gelin ben size Doğu Akdeniz'den bir şey veremiyorum ama Yanya Denizi'nde karasularımızı 6 milden 12 mile arttıralım. Dolayısıyla haritalarda Yunanistan'ın toplam karasuyu hacmi %38'lerden %42'lere yükselsin. Bakın burası da deniz, orası da bizim Yunan mavi vatanı. Arnavutluğa ve Yunanistan'a bakan taraftan ben size Yanya'dan versem olur mu? Şimdi Yunanistan'ı siz önümüzdeki hafta izleyin. Nasıl girecekler birbirlerine muhalefet, iktidar hepsi. Bu şeye benzedi biraz. Araba lastiğimiz yok, lastik eldiven verelim. Olur mu gibilerden? Evet, aynen ona benzetti. Komutanım, Sizin o anekdotta söylediğiniz Yanya var ya, biz Yunan deriz. İyon yan, Yuan, yan 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 yan. Yani Yunanistan dediğiniz orada yaşayanlardır. Moro'da şımartılmış Rumlardır. Yunanistan asla Dedeağaç'ta oturan Türklerin birlikte olduğu ya da İstanbul'dan geçen göçen Rumlarla birlikte olan daha medeni bir Yunanistan değil. Bunların kafa tasçılığı o yan yadan gelir. İyon denizinden gelir. İyon yan ve bunlar Yunan. Ve gerçek Rumlar kendilerini bu Yunan'da ayırırlar. İstanbul Rumlarına Atina'da bir kağıt sefer gittim, konuştuğum var. Bu Yunan kafiri diyor. Yani kendisi orada Rum ama ona Yunan kafiri diyor. Şimdi başlarına aldılar bu Yanya olayı budur. Evet, Komutanım, sizi ben dinliyorum. Balkan Türklerindeniz, biz Rumeli Türklerindeniz, biz öyle deriz diye söylemiştim. Biz Yanya Denizi deriz oraya. Komutanım, bir son dakika haberi var. Türkiye 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi için yeni NAVTEX yayınladı. Hayırdır? Yok, bunlar devam edecek. Yani Oruç Reis'in sismik araştırmaları tamamlanana kadar ona bir taciz olayı vuku bulmasın diye buna devam edecek. Çünkü biz orada bulunduğumuz sürece geçen her gün dünya tescilinizi arttırmış oluyorsunuz. Yani Doğu Akdeniz bir Türk varlığı diyecek. Şimdi asıl sıkışık durumda olan komşu ülke. Ne yapacağını görelim hep birlikte. Hukuken haksız olduğu bir konumda olayı tırmandırtmaya çalışıyor. Kendi gücünle gel tırmandırt. Ama arkasına aldığı güçler Türkiye'nin haklılığını biliyorlar. Hiç öyle numara yutmayız. Yani ben şimdi söyleyeyim size. Bu hele hele şeye tuz biber ekti. Bu İyon Denizi'nde 12 mile çıkartmak var ya. Bizim harp sebebi sayarım kararımız. Ege'nin adaları, bize yakın adalar. Ege'de 6 milden 12 mile. Bana ne İyon Denizi'nden, Girit'in güneyinden. Geçen gün akşam seyrediyorum. Hatırı sayılır Türkiye'de izlenme oranı yüksek haber kanallarından birinde bir bayan uzman diyor ki işte şimdi Yunanistan tırmandırtıyor karasularında 12 mile çıkartıyor. Bu büyük tırmanış olacak. Ya nerede tırmandırttığına bir baksana. Uzmansınız yani. O dille yorumlayın. Arttırdığı yer Ege değil. Arttırdığı yer Ege dışında bir yerlerle boğuşuyor. Halil Bey, durum bu yani. Komutanım, uzmandan uzmana fark var işte. Onlar o uzmanlarla program yapıyor, biz sizlerle yapıyoruz. Ulusal kanalın farkı da Kadir Sağdıç'la konuşması olsun. Komutanım, çok güzel toparladınız. Benim soracak bir şeyim kalmadı. Ama şunu Teşekkürler. yapmak istiyorum, size de armağan olsun. Doğu Akdeniz'de emperyal güçlere karşı bir Türk kalkanı oluşturan bütün Bahriyelilerimize bir Köroğlu türküsüyle hitap etmek istiyorum. Lütfen siz de kabul buyurun. Çok teşekkür Ben ediyorum. de Sağ olun. kabul buyurun lütfen. Zafer haftamızı kutluyorum. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çok teşekkür